Selam Yüksek Frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. Malum telefon fiyatları da teknolojinin gidişatından etkileniyor. Tabii dünya geneli bir enflasyon sıkıntısı da var derken, ne yapsın millet 35-40 bin TL'ye telefon mu alsın? Özellikle anne ve babamdan bahsedeyim. Mümkün mertebe telefon değiştirirken en uygun fiyatlı, iş görebilecek hangi model varsa ona yöneliyorlar. Şimdi ise elimde 4700 TL'lik fiyatıyla dakikat çeken yeni çıkmış Noma Y70 modeli var. Acaba fiyat performans olarak işimizi görebilecek mi? Aynı zamanda sizlere bir sürprizim var. Bir konsere gittim, eğlendim, ruhumuzu dinginleştirdik ve çekim yaptım. Kim bilir belki gece çekimleri hoşunuza gider. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar, ürün kutusuz bir şekilde elime geçse de beraberinde 22.5 wattlık hızlı şarj destekli bir adaptörle geliyor. Aynı şekilde şeffaf bir kılıf da koymuşlar. Ne yalan söyleyeyim, başta Nova 9S'ye sandım. İnanın aynı parlaklık ve esintiler epey tanıdık geldi. İlk tebas ne çok ağır ne de hafif bulmamla başladı. Fakat 200 gram ve akranları karşısında bir tık ağır. Bendeki kristal mavisi aynı zamanda beyaz ve siyah seçeneklere de sahip. Giriş seviyesi olsa da büyük bir ekranla geldiğini düşünmekteyim. Kavisli kenar hatlarla birlikte klasik güç ve ses kontrol tuşlarını sağ konumlandırmışlar. Önde koruyucu film var, üstünde ise çentikli ön kameraya rastladım. Bu arada ince hatlı güç tuşunda parmak okuyucu var dostlar. Bence en güzel yanı C tipi bağlantıyla gelmesi ve NFC desteklemesi. Ayrıca 4.5G ve 6000 mAh saatlik pil de geliyor. Oppo A54, Samsung M13 ve Redmi 10 karşısında ezici bir üstünlük yakalamış. Çift hat takabiliyoruz. Arkadaki cam gibi parlayan parlak esintilere artık aşina olmuşsunuzdur. Harbiden çekicilik katmış ama çok hassas bir malzeme, onu da belirteyim. Kolay leke ve iz çekebiliyor. Test için gelen ürün olduğu için sanırım birileri düşürmüş, kenarlarda ufak tefek izler var. Yine de telefon dağılmamış, epey sağlam duruyor. Bu arada kalınlığı Nova 9'a göre daha büyük. Ne ince ne de çok kalın. 8 megapiksel düşük diyafram değerli ön kameranın 16 megapiksel olmasını isterdim. Rakibi A54'te 16 görüyoruz. Arkadaki kameralar epey büyüleyici çünkü 1.8 diyaframı görmek epey etkiledi beni. Bunu çoğu akranında göremiyoruz dostlar. 48 ana 520 derecelik geniş açı derken 2 megapiksel de derinlik. 6.75 HD ekran 60 Hz tazeleme hızı sunuyor. Ekran gövde oranımız %90.26. Yani film izlerken bayağı keyif alacaksınız. Ekranın görüş açısı da fena sayılmaz ama 45 derecelik ya da 80 derecelik açılarda baktığınızda sağ taraf hafif gölgede kalıyor. Fakat baş parmakla kontrolü neredeyse %75 sağlayabildim. Ürün metali andırsa da metalik görünümlü sert plastik malzemeyle gelmiş. Çerçevede arka kısımda böyle. Android işletim sistemli ürün aynı zamanda suya karşı da dayanıklı değil. Ayrıca bildirim ışığı olmaması eleştirebileceğim yegane kısımdı. Bence fiyatına göre parlak, göz alıcı bir tasarımı var. İsterseniz farklı renklere de yönelebilirsiniz. Tamam, belki yenilikçi alternatif izler görmüyor olabiliriz ama bu haliyle de yeterli. Şimdi isterseniz performansıyla devam edelim. Arkadaşlar şu anda PUBG'ye girdim. Ayarları gösterelim. Grafik ayarlarımız bu şekilde: dengeli, klasik. Aha. Vallahi affetmem. Aa, vurduk. Güzel. Şu anda Shadow Fight'tayız. Tamam abi, sakin. Ha!
Oha. Çok iyi hareket etmiş oğlum. Vallahi kafasına geri. Dostlar şu anda asfalttayız. Güzel. Hadi oğlum. Oo, fena açtı. Oyun gayet akıcı. Tabii ufak tefek araç yaklaştığında minik kasılmalar oluyor ama bir sıkıntı yok. Bizim araba biraz yavaş. Ama birazdan geçeriz. Tamam kanka, anladık. 4 GB bellekte ve 128 GB hafızayla geliyor. Ayrıca MIUI 12 ile çalışıyor. Tabii ki Android 12 değil. Özellikle öğrenciler iş için kullanmak isteyenler ve ufak çaplı oyun düşünenler değerlendirebilir. İçerisinde Kirin işlemci ailesinde konumlanmış orta segment bir işlemci var. Ayrıca Oppo'daki Helio P35 gibi pek iddialı olmayan giriş seviyesi işlemciyi Antutu da affetmiyor. Fakat G88 işlemcili Redmi 10'un performans olarak yakasında. Aynı şey Samsung M13 için de geçerli. Bir tık gerisinde kalıyoruz. Bence en azından 750G Snapdragon olabilirdi. İşlemci performansı giriş düzeyi. Cihazın arayüzü ve menü geçişleri çoklu işleme abanmadığınız sürece fena değil. Fakat aynı anda iki uygulamayı açtın, bir de menüde gezdin diyelim, hafif kasılmaları hissediyorsun. Rakipler arasında en büyük avantajı ekranı, renk doğruluğu ve ana renklerdeki canlılığıydı. Bataryayı da unutmayalım. Handikapsa ağırlık ve işlemci kanadında. Eleştireceğim kısım, VLAN 2.4 GHz bağlantı sunuyor, neden 5 GHz değildi? Bluetooth 5.1 kısmı güzel, çünkü güncel cihazlarda daha az enerji tüketecektir. Hala kablolu kulaklık kullanan biri olarak 3.5'luk çıkışın performansını beğendim. Bu arada USB bağlantı hızımız 2.0, 3.0 olmasını isterdim. Yani nereden baksan 4-5 katı taşıma hızını sunabilirdi bizlere. 802.11ac desteği yok, bunu söylemiştim. Normalde internetten bir şey indirdiğimde 10 MB civarı indirirdim. Şu an 2.5 MB ile indiriyorum. Aradaki farkı daha net anlayın istedim. İçerisinde ışık sensörü, pusula, yer çekimi gibi sensörler var. Bir objeye çok yaklaştığınızda derinlik sensörü iş görüyor. Odak dışındaki nesnelere müdahalesi fazla gibi. Fakat objelerdeki netlik için bazen ekrana tıklamanız gerekiyor. Otomatik olarak bunu çözemiyor. Makro kamerası yok, o yüzden biraz zoomlayabilirsiniz. Fokus hızı gayet iyi. Mono hoparlöre geçelim. Kickler bana biraz zayıf geldi. Vokal sesler ise doyurucuydu. Müzik dinlenir mi? Dinlenir. Ama böyle arkadaşlarla sahilde oturdunuz diyelim, hepinizi doyurmaz. Çünkü yeterli olmayacaktır. Ama ses kalitesi oyunlarda gayet iş görüyor. Cihazda pro modlu çekim var. Yüksek çözünürlük, stickerlar, hareketli resim, timelapse, panorama gibi özellikler de mevcut. Yavaş çekimi de deneyebilirsiniz. Genel olarak hafif doğal ama sırıtmayan, biraz da keskinlik sunan fotoğraflar çekiyor. Çok fazla renk kaybına uğramıyor. Işık performansı fiyatına göre gayet iyi. Zaten diyafram değeri de bayağı iyi. Gece çekimlerinde iş görse de tabii bir Nova 9 kalitesine erişemiyor. Eleştireceğim kısım bana nedense noise oranı biraz fazla geldi. Flash ile çekimler yapmanız ya da biraz daha aydınlık alanlara geçmeniz iyi olacaktır. Bu oran yakınlaştırdıkça artıyor. Netlik ve çözünürlük olarak video kalitesi giriş düzeyde kalmış. Buna nazaran fotoğraf kalitesi daha yüksek bir seviyede. Özellikle ultra geniş bayağı güzel. Selfie kamerası ise hiç fena sayılmaz. Genel performansı renk tutarlılığında gayet iyi. TFT LCD kalitesine değinecek olursam da renklerdeki canlılığı hoşuma gitti. Bataryaya geçtiğimizde 14-15 saat ara sıra oyun oynarsan ya da ne bileyim kamerayla çekim yaparsan hiç şarj etmeden götürüyor. Hatta bana 2 gün boyunca dayanabildi. Çünkü çok az kullandım. Yalnız 22.5 wattlık şarj hızı biraz daha hızlı olabilirdi. 1 saatte yarısını dolduruyor.
Tamam kanka, indirim ama sensin değil mi? Tamam kanka, indirim ama. Dostlar, yani sınıfını anlamakta fayda var. Uygun fiyatlı bir çözüm kısmında da biraz oyun oynayayım, aynı zamanda işlerimi halledip maillerimi kontrol edeyim diyorsanız bakmanızda fayda var. Evet, belki çoklu işlem kapasitesi birazcık zayıf olsa da genel performansına ve sunduğu özelliklere baktığımızda iş görecektir. Son olarak RTX'leri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.